Merhabalar, ben Cem Kanat. Bugün sizlere Kaptan Usta ile beraber mantolama sistemleri üzerine yapılacak boy uygulamalarından bahsedeceğiz. Mantolama sistemlerine boy uygulaması yapılmadan önce ilk olarak yüzeyin kuruluğundan emin olmamız gerekiyor. Eğer elimizde herhangi bir nem ölçme aleti varsa bu aletlerle yüzeyin nemliliğini ölçmemiz gerekiyor. Yüzey nemi maksimum %15 civarında olmalı. Eğer yüzey nemi %15 civarının üzerinde ise mutlaka sıvanın tam olarak kurumasını beklemeliyiz. Sıvanın tam olarak kuruduğundan emin olunduktan sonra yüzeye JotaShield su bazlı alkali dayanımlı astarı uygulayabiliriz. Uygulama esnasında ilk olarak astar %15 oranında su ile inceltilip düz dış cephe rulosu ile yüzeye uygulanır. Homojen bir yüzey elde ettikten sonra hava sıcaklıklarına göre astarın kuruma saatlerine riayet etmeliyiz. Eğer mantolama yüzeylerde düz bir sıva bitişi sağlanmışsa bu tip sıva yüzeylere önerimiz tekstürlü JotaShield serisiyle yüzeyin sonlandırılması. Eğer mantolama yüzeyde çimento esaslı dekoratif bir sıva ile sonlama yapılmışsa bu tip yüzeylere de Jotun JotaShield düz bitiş serisini veya Jotun JotaShield Texutra'nın düz olarak uygulanmasını tavsiye etmekteyiz. Daha pürüzsüz, saten bir görüntü elde edilmek isteniyorsa dış cephe yüzeylerde bu tip uygulamalarda da astar uygulaması sonrası yüzeye Jotun Block Filler'ı 2 veya 3 kat uygulamak önemli. Block Filler'ın tam kuruduğundan emin olunduktan sonra bu tip yüzeylere de yine Jotun JotaShield düz bitiş dış cephe sistemlerini uyguladığımızda mükemmel saten bir yüzey elde etmiş olacağız.